varsa kısa sürede müzik yapmak istiyoruz. Rahatsız olan veya istemeyen varsa saygı duyup yapmayacağız. Rahatsız olan var mı acaba? Teşekkürler, çok sağ olun. Yüzüm geçmişten kalan, aşka tarif yazdıran bir ola turka yüzün, yüzün kıyıma vuran. El fida bir belal başımsın. El fida, beni fark etme sakın. Omuzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. El fida, hep aklımda kalacaksın. İyi yolculuklar dileriz. Mutlu yarınlarınız olsun. Amin inşallah. Allah rahmet eylesin. Genel olarak tramvaylarda yapıyoruz. Bunu aynı zamanda tabii ki harçlığımızı çıkartıyoruz. Ailelerimize de yardımcı oluyoruz tabii ki. Diğer sokak müzisyenlerini gördük. Onlar gibi hani özendik biz de bu işe, o yüzden başladık. Zaten hobi olarak yapıyoruz. Şarkı söylemeyi, gitar çalmayı, enstrüman çalmayı seviyoruz. Severek yapıyoruz. Güzel bir iş. Çok güzel de hayallerimiz var. Umarım çok güzel yerlere geliriz. Bizim de öyle ilk başlarda tabii utandığımız anlar, çekindiğimiz anlar oldu. Şu anda hani şurada herkesin içinde bile çıkartıp hani çalabiliyoruz, söyleyebiliyoruz. Aslında çok eğlenceli oluyor. Hani insanların ilgisini çekmek, insanların bizim dinlemesi bizim çok hoşumuza gidiyor. Bizi gururlandırıyor. Abi öncelikle tramvaya ilk bindiğimiz zaman insanlardan izin istiyoruz müzik yapmak için. Çünkü bir kişi bile rahatsız olsa gerçekten hani saygı duymamız gerekiyor. O tramvayla iniyoruz, başka tramvaya biniyoruz. Sonra hani müziğimizi söyledikten sonra öğrenci olduğumuzu söylüyoruz. Bu şekilde harçlığımızı topluyoruz. Sonra hani dinlediğiniz için teşekkürler deyip tramvaydan ayrılıyoruz. İlk başta sokaklara çıkıyorduk biz Mertcan'la. Sonra Kaan arkadaşımızla tanıştık. O da bize tramvayları önerdi. Üçümüz sonra tramvaylara çıkmaya başladık. Öncelikle çok zor. Aşırı zor. Saygısı olmayan insanlar çok oluyor, sanata saygısı olmayan. Rahatsız olanları zaten saygıyla karşılıyoruz. Burası meyhane diyen var mesela. Aynen öyle. Yani sinir bozucu durum. Ya Eskişehir zaten kültür sanat merkezi. Ama Eskişehir'de böyle insanlar olunca hani sinirimize gidiyor, açık ve net olayım. Alkışlayanlar oluyor veya bu yolda ilerleyin, bizle dua edenler. Tabii. Ya en çok zaten olumlu tepki alıyoruz. Daha çok olumlu tepki alıyoruz tramvaylarda. Olumsuz tepki çok az şeye kıyasla olumlu tepkiye göre, ama yine de moralimizi bozuyor bazen. Çünkü sen çölüme yağmur oldun. Sen geceme gündüz oldun.